Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu çalışmamızda da ezgimizi, çok çalışkan olmalıyız adlı parçamızın ezgisini Alberti Bass şeklinde renklendireceğiz. Biraz ritmik hareket katacağız solelde. Evet, şimdi ben hemen hızlı olsun diye ezgimizi kopyaladım buraya. Şimdi Alberti Bass nasıldı arkadaşlar? Biraz ondan bahsedeyim size. Mesela Do, Sol, Mi, Sol. Ana bildiğimiz Alberti Bass bu. Do, Sol, Mi, Sol. Yani burada amaç neydi arkadaşlar? Şu Do, Mi, Sol seslerini, yani bu her türlü akor için geçerli. Do, Mi, Sol seslerini kırarak çalmak. Yani parçalıyoruz Do, Sol, Mi, Sol ama kendi içinde Do, Mi, Sol oluyor. Bunun şimdi ana Alberti basımız bu arkadaşlar ama parçalayabiliriz. Mesela Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol şeklinde de bunu kurgulayabiliriz. Ya da ne olabilir? Do, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol şeklinde. Dediğim gibi ana Alberti basımızın şekli bu ama biz şu şekilde de kırabiliriz. Ya da daha farklı ne olabilir? Mesela şu olabilir. Do, Sol, Do, Sol. Mesela Mi, Sol, Mi, Sol şeklinde. Bu şekilde renklendirebiliriz. Özellikle klasik dönemde bu yapılar çok kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi evet. Şurada yapıları gördük. Bakın burada ne yapacağız? Eşliği yaparken burada üçlü hareket tabanlı yapmaya çalışacağım. Şimdi ne yapacağız? İyi bakalım. Do. Yine ben şu kurguyu bozmuyorum arkadaşlar. Şu akor kurgusunu bozmayacağım. Bunu unutmayalım. Sol ile Do yazdım. Re. Bir aşağı götürüyorum. Bakın Si, Re üçlü oldu. Mi. Yine Do yaptım. Bakın bu sefer Do, Mi üçlü oldu. Şu ana ses beraber başladı. Re. Buraya daha ne yapalım? Yine Si olabilir. Bakın Si, Re üçlü. Değil mi? Altılı da diyebiliriz tersi. Böyle okursak Fa, Re ne olmuş oldu? Altılı. Ama Si, Re şeklinde okursak üçlü. Ya da Re, Si okursak altılı. Yine üçlü tabanlı yaptım. Ondan sonra bakalım buraya ne olur Mi'ye. Do yapalım. Re'ye ne yapalım? Fa yapalım. Buraya ne yapalım? Mi, Do yapalım. Evet. Şu an yazıyoruz. Do, Mi üçlü. Siz de benden önce söyleyebilirsiniz. Re, Fa, bakın yukarı çıktım. Mi, Sol. Sonra Fa var, ne olur? Re. Bakın hiç çalmıyorum, yani deneme yapmıyorum. Sadece düşünüyoruz. Mi, Sol. Fa'ya ne olur? Re. Mi'ye ne olur? Mesela Sol, Fa, Mi'ymiş. Burada Mi, Re, Do insin. Buraya da şöyle yapalım. Do, Sol yapalım. Şimdi bu kalıp üzerinden gidelim. Bakın dinleyelim. Hiç şu an dinlemedik. Sadece sistemsel düşünüp akorları yerleştirdik. Bir dinleyelim. Gördünüz mü ne kadar güzel oldu? Bir tek şurası biraz hoşuma gitmedi. Şu Do Fa'dan sonra Mi'ye düşse belki biraz daha iyi olurdu. Ama onu şimdi değiştireceğiz arkadaşlar. Bakın nasıl olacak. Şimdi burada bir ritmik hareket yok. Sağdaki ritim yapısıyla soldaki ritim yapısı aynı ama benim bunu canlandırmam lazım. Yani bir piyano parçasına çevirmem lazım ki yaptığım eşlik kayda değer olsun. Şimdi bakın. Do'nun içerisinde ne var arkadaşlar? Do, Mi, Sol var. Ben buraya Do, Sol'u ekledim. Pardon. Si, Re neydi? Ne olarak düşünmüştük bunu şurada? Beşinci derece yani Sol, Si, Re. O zaman benim buraya yine Sol koyarsam. Şunu sekizlik yapıyorum. Sol koydum yine. Bakın. Si, Re, Sol. Yani Sol, Si, Re. Do, Sol, Do. Sadece Mi, Si yok burada. Mi de koyabiliriz buraya. Ama şurada bir tutan Sol yapmak istiyorum açıkçası. Do, Sol. Bakın burada dengeledi. Do, Mi, Sol. Parçaladık şu an. Şu akorun aynısını
Dediğim gibi şu kalıp üzerinden gideceğim, parçaladık. Buraya da fa sol diyelim. Fa sol. Ne var burada şimdi? Sol, re, fa. Yani üçlüsü yok şu anda. Si'si yok. Hiç önemli değil. Çünkü bir armonik çözümlemeden ziyade biz piyano parçası oluştururuz. Bu tarz eksiltmeler olabilir. Burayı yine do sol yapıyorum arkadaşlar. Burayı yine fa sol yapıyorum. Burayı mi sol yapıyorum. Umarım ne tasarladığımı anlatabilmişimdir. Yani aynı kalıp üzerinden, armonik kalıbı üzerinden, oluşturduğum armonik kalıbı üzerinden şu an eşliklendiriyorum parçayı ve işin garip tarafı şu, yani her parçaya şu do mi do sol mi sol olmuyor. Her parçaya do mi sol olmuyor. Bizim bunu ezgiye göre parçalamamız gerekiyor, şekillendirmemiz gerekiyor. Burayı yine yaptım. Yine aynı şekilde do sol, re sol. Bakın soller bizim en önemli parçamız oldu burada. Çalması da çok kolay olur bu şekilde. Şunu yerleştiremedik. Re, sol. Evet, şimdi burası ne yaptık? Mi, sol. Ben silmeden yapmak istiyorum da hani neyi nereye yerleştirdiğimizi görelim diye. Şurada fa vardı sanırım. Mi, sol. Şurada re vardı, evet. Re, sol, do, sol. Do, sol. O zaman burası ne olur? Burayı da do, sol, do, sol yapabiliriz ya da do, sol, mi, sol de yapabiliriz. Evet, şu şekilde. Araya girdi. Şimdi çalalım mı? Bir görelim bakalım nasıl olmuş. Neydi bizim ana kalıbımız? Bakın şuydu. Do, si, do, fa, do, fa, mi, do. Az önce dinlemiştik. Şimdi görelim nasıl oldu. Farkı anlamak için bu ana kalıbı yazdığım yere sarıp dinleyip tekrar buraya gelebilirsiniz. Ben şimdi burayı çalıyorum. Güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar az önce şurada bir şey demiştim. Şu fa'dan aslında mi'ye inmesi gerekiyor. Daha iyi olur demiştim ama mi'yi burada tamamlıyor. Çok güzel oldu. Şimdi buraya gelelim. Sol, sol, la, sol, fa. Akorumuz neydi? La, do, mi, la majör. Bunu sevmiştim. Bunun üzerinden gideceğim demiştim. Burada ne yapabiliriz? Şunu yapabilir miyiz? Yedili şeklinde düşünüp yani la, do, mi, sol dedik ya, şuraya la yazıp sonra buraya do yazıp, gördünüz mü? Sonra buraya yine fa yazabiliriz. Bakın yedilinin sesleri la, do, mi, sol, do, la üçlü, re, fa üçlü. Sonra buraya bakalım. Burada da sol, si, re. Bakın. Sol tarafta sol, si, re. Burada fa var. Şimdi. Buraya da yine sol yazalım. Evet. Sonra ne yazalım? Sole, si yazalım üçlüsü. Sonra buraya da do yazalım. Do, mi. Evet. Mi, fa, mi, re. Bakalım buraya mi'ye ne yazabiliriz? Do yazalım. Re. Sonra burası ne oldu? Yine do. Si. Sol, fa, mi, re, do. Ben şurayı şöyle yapmak istiyorum. Sol'ün altına sol koyup, sol majörün solü. Şuraya da si yapıp şurada bitirmek istiyorum. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bakın. Burayı yine şekillendireceğim. La, do, mi değil miydi benim akorum? Evet. O zaman la, mi, do, mi. Evet. Bu şekilde bakın. Alberti bas buraya oturdu. Evet. Sonra
La re fa da akorum. Şunu siliyorum. La fa, pardon. La fa re fa. Evet. Sonra sol re si re. Bakın buraya Albert Bas çok güzel oturdu. Tabi çalınca göreceğiz. Burada do vardı. Burayı ne yapalım? Do, sol, mi, sol. Şimdi şuradaki yapıya tekrar dönmemiz lazım. Do, sol, re, sol, do, sol, re, sol. Evet. Şimdi burayı biraz daha şöyle yapalım. Sol, sol, si, sol. Evet. Tam denk gelmedi. Ha, sol sol, si sol. Burayı da arkadaşlar do sol do ile bitirelim. Tamamen aynı kalıpları kullandım. Şurada sadece si ile mi'nin bir çarpışması söz konusu olabilir ama aslında değil. Şimdi şuradan bir dinleyelim. Tekrar baştan alıyorum. Bakın şurayı iyi dinleyin. Aldım. Bakın ne kadar da neşeli oldu. Arkadaşlar bunu çeşitli çeşitli şekilde eşliklendirebiliriz. Alberti bas yapabiliriz, yaptık. Akorlar yapabiliriz, yaptık. Bundan sonra arpejleri kullanabiliriz. Ya da ezgiye karşı ezgiler yazabiliriz. Her türlü yolu deneyebiliriz. Ama ben şu an çok çalışkan olmalıyız parçası için bu kadarını yeterli görüyorum. Çünkü gerçekten şu çok güzel oldu. Çalması da eğlenceli oldu. Bunu kendiniz de yazıp çalabilirsiniz. Her zaman bahsettiğim gibi hani bunların notasını yazıp yani sizlerle paylaşabilirim. Bunları herkes çalabilir ama benim buradaki bu video serisindeki ana amacım kendimce bildiğim bilgileri sizlerle paylaşmak. En azından bu tarz küçük parçaları aldığınızda sizler işte öğrencilerinize ya da kendinize böyle küçük eşlikler yaparak bunları çalmanızı çok istiyorum. Çünkü gerçekten bu tarz şeyleri bulmak her zaman kolay olmuyor. Buradaki dediğim gibi temel amaç öğretmek, yani alıp çalmanız değil, öğrenmeniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Eğer sizlerin de özel bir şarkı istekleri olursa, mesela bir marş olur ya da bir başka bir türkü olur. Ben yine kendimce bir repertuar yaptım. Onları sırayla burada eşliklendireceğim. Onları benimle paylaşırsanız onlar üzerinde de çalışma yaparız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.